bir çağ önce gerçekleşti. Hatırlamaya çalıştığımda görebiliyorum. Buz gibi bir sisli gecede. Ölüm rünü çalındı. Ve yarı tanrılar düşmeye başladılar. Altın Godwin ile başlayarak. Starting with Godwin the Golden. Queen Marika. Kraliçe Marika eşiğine sürüklendi. Parçalanma kesinleşti. Sadece karanlığa sebep olacak bir savaş. Elden Ring kırılmıştı. Ama kimin tarafından ve neden? Yarı tanrılar savaşmakla neyi elde etmek istiyor olabilirdi? Yıldızların Fatihi General Radahn. Michaela'nın kılıcı ayrılmış Malenna. Sadece bu iki devasa güç kalmıştı. Dişe diş, göze göz. Ancak galip gelen olmayacaktı. What could the demigods ever hope to win by war? Böylelikle parçalanmış bir dünyaya yerleştik. Elden Lord'un gelişini bekleyen. Tabi sen tahta oturmayacaksın. Düşen yapraklar bir masalı anlatıyorlar. Bir çağ kapanmak üzereydi. The Lands Between'i bir arada tutan Elden Ring, Godwin the Golden'ın ani ölümüyle parçalanmış, Kraliçe Marika ise bu olayın ardından ortadan kaybolmuştu. Altın saçlarıyla Godwin, karanlıklarla sarılı asasinler tarafından öldürülmüş, ölüm rünü ise çalınmıştı. Ölüm rününün çalınması, yarı tanrıların ölebilmesi, ölüm kavramının ise The Lands Between'den kaybolması demekti. Ölümün artık The Lands Between'de bir anlamı yok. Ölümü kimin çaldığı ve ne yapacağı ise bilinmiyordu. Bununla beraber Kraliçe Marika'nın kaybolmasıyla de The Lands Between'in kalan diğer yüce emprenleri olan Godric the Grafted, General Radahn the Starscourge, Rickard Lord of Blasphemy, Lord of Blood ve Malenya Blade of Michaela savaşacak duruma gelmişti. Boş kalan bir taht ve otorite savaşı. The Lands Between'i aynı parçalanmış Elden Ring gibi hepten bu savaş ayıracak ve bir çağın sonunu da işaret edecekti. Kraliçe Marika'nın soyu, Godwin the Golden'ın soyu, King Radagon'un soyu bir taht kavgası içine düşecekti. Yarı tanrıların teker teker kim olduklarına şimdi girmesek de bu figürlerin aslında aynı soydan geldiklerini, benzer bir bağa sahip olduklarını söylemek şimdilik doğru olacaktır. Hepsinin Empiren olduğunu, Empyrean diye de isimlerinin geçtiklerini belirtmek en doğrusu olacak. Godric, Radahn, Rickard gibi saydığım isimlerin Queen Marika ve Godwin the Golden'dan geldiğini bilmeniz yeterli olacaktır. Tabii King Radagon'da. Aralarında kan bağının ne kadar olup olmadığı ise tam olarak belirli değil. Ancak hepsinin Godwin ile tam kardeş, yarı kardeş veya kuzen olabileceğini düşünürsek bir taht kavgasında olduğumuzu daha iyi idrak edebiliriz. Peki bu tanrısal, yüce kraliyet ailesini dahi savaşa itebilecek, diyarı altüst eden ve aynı zamanda da diyara bir döngü, bir düzen katan Elden Ring nedir? Elden Ring'in ne olduğunu en spoilersız şekilde söylemem gerekirse, The Lands Between'i tutan kavramlar bütünü, The Lands Between'in kanunları, kuralları ve düzeni diyebilirim. Yüksek irade yani Greater Will'in kanunlarının bütünü. The Lands Between'de işlerin tıkırında gitmesini sağlayan mutlak bir güç. Hem soyut hem de somut bir kavram olarak düşünmek en mantıklısı olacaktır. Tabi Elden Ring'in aslında tam olarak ne olduğunu bilsek, tahmin edebilsek de spoiler olmaması için yeni oyuncular da keyif alabilsin diye şimdilik teker teker her karakter ve figüre giriş yapmayacağım. Ancak ileride bahsettiğim figür ve karakterler hakkında da birçok video, birçok bağlantı, bilgi de gelecek. Yüksek irade yani Greater Will'in kanunlarını
The Lens Between'e yayan, Golden Order'ı insanlara indiren ve gerçekleşmesine sebebiyet veren Two Fingers'ın aktardığı bilgiler ve sözlerdir. Golden Order içinde şimdilik düzenin kendisi, yarı tanrıların savaşmadan önceki düzeni olarak söylenebilir. The Lens Between'deki Queen Marika'nın yönetimi, Greater Will kanunlarının ta kendisi. Elden Ring'e başladığımız zaman sayısız kez Golden Order'ın tehlikede olduğunu farklı NPC'lerden öğrenebiliyoruz. Ve bu durum ise bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlayacağı anlamına gelebiliyor. Yüzyıllarca hatta binlerce yıl süren Queen Marika'nın Two Fingers'ın çağı bitebilirdi. Ve bu yeni birisinin çağını da işaret ediyordu aynı zamanda. Elden Ring'in önemi de bu çağı değiştirebilecek, şekillendirebilecek kadar potansiyele, güce sahip olmasıydı. Anahtar rolünü oynamasıydı. Ve Elden Ring parçalandı. Parçalanan Elden Ring'in en büyük rün parçaları Godwin'in soyu tarafından elde edilerek taht savaşlarına sebebiyet verdi. Vücuduna savaşçıların kollarını, bacaklarını aşılayan Godrick the Grafted, yer çekimi büyüsü üzerine gelişen General Radahn, Mikaela'nın kılıcı Malenia, ihanetin lordu Rickard ve kan lordu. The Lens Between'i yok olmaktan kurtarabilecek olanlar ise Tarnished olarak bilinen kişilerdi. Tarnished'in kelime anlamına baktığımızda ise matlaşmış, sönükleşmiş, kararmış veya lekelenmiş gibi anlamlar karşımıza çıkarken Elden Ring'de bu kişilerin Earth Tree'nin kutsamasını kaybettikleri ve diyardan kovuldukları, bu diyardan başka bir diyara gittikleri bahsedilir. Ancak Elden Ring'in parçalanması ile kayıp Lütuf tarafından yeniden çağrılmış ve yolları da The Lens Between'e dönmüştü. Elden Ring'i birleştirip Elden Lord olabilmek için. Horalu, kurak toprakların savaş şefi. Göz kamaştıran Gold Mask. Ölüm döşeği yoldaşı Fia. Korku salan bok yiyen. Ve her şeyi bilen Gideon. Aynı zamanda da Lütuf'un son olarak kutsadığı, hiçbir üne sahip olmayan, hiçbir şekilde kimse tarafından bilinmeyen başka bir Tarnished. The Lens Between'e gelerek Elden Ring ile yeniden bir dünya oluşturmak için adımlarını atacaktı bu karakterler. Belki ilk defa, belki de yeniden. Elden Ring'e ulaşmak, Elden Ring'in parçalarını taşıyan Shard Bearer'lar ile savaşarak adım adım Elden Lord'a dönüşebilmek için. Aynı ilk Elden Lord olan Godfrey'in yaptığı gibi. Elden Lord olarak Queen Marika'nın eşine dönüşmek ve The Lens Between'e hüküm sürmek. Tarnished'lerin Elden Lord olmaktaki kaderinde bu yazılıydı. Lütuf tarafından kendisine yol gösterilen Tarnished ise kendisini Chapel of Anticipation'da bulur. Burası Stormveil Kalesi'ne en yakın noktadır ve aynı zamanda da Godric'in özel askerlerinden, Godric'in kendisine has kutsamasını kazanan Grafted Scion'ın da bulunduğu yerdir. Asilzadelerin çocuklarından olan bu Grafted Scion'lar ise aynı lordları Godric gibi başka insanların kol ve bacak uzuvlarının kendisine aşılanmasıyla beraber artık insanlığı geride bırakmış bir tehdittir. Bu tehdide gerek boyun eğen, gerek de aşabilen Tarnished, Limgrave adımını attığında ise artık Lütuf'un kendisine yol gösterdiğini, Lütuf'un kendisini Elden Ring'in parçalarına sahip Shard Bearer'lara götürdüğünü de fark edecekti. Ancak Maiden olmayan bir Tarnished hiçbir şeydi. Two Fingers'ın gerçekleştirdiği Golden Order'ın sağlanması için, bu dizenin yeniden oluşması için Two Fingers'a itaat eden bir Finger Maiden gerekliydi. Ancak Tarnished'in bir Finger Maiden'ı yoktu. Henüz. Limgrave'de kendisine gelirken hayal meyal hatırladığı bir kadın ve atın sesi kulaklarında çınlıyordu. Lütuf tarafından seçilmiş bir Tarnished. Umarım Elden Ring hakkında hazırladığım bu ilk hikaye lore giriş videosundan oldukça keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda hangi karakterin, hangi NPC'nin ne hakkında hikayesini görmek, öğrenmek istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Ancak Elden Ring'in gerek hikayesi, gerek de teorileri olsun, hem de kendi teorilerimi, kendi edindiğim bilgileri sizler için derlediğimden oldukça uzun sürebilecek bir video serisi, hem zaman alabilecek bir video serisi olduğunu düşünüyorum ama yorumlarınızı belirtirseniz de ben de ona göre belki kafamdaki lore anlatımlarını, NPC hikaye anlatımlarını ayarlayabilirim, düzenleyebilirim. Umarım Elden Ring hakkındaki hem merakınız depreşmiş,
hem de kafanızdaki birkaç soru işareti de minik minik silinmeye başlamıştır. Daha sonraki videolarda ise karşımıza çıkacak olan gerek bossların gerek karakterlerin de hikayelerine atılacağımızdan yavaş yavaş bütün soru işaretlerine birer yanıt bulmaya veya teoriler üretmeye, kendimiz Elden Ring'i birleştirirmişçesine hikayeyi birleştirmeye devam edeceğiz.